Dershaneburada.com'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melih Hoca. Bugün matematikte LGS denemelerinde 8. denemedeyiz. Sizden öncelikle küçük bir isteğim var. Önce videoyu izlemeden önce aşağıda PDF olarak denemeyi bıraktık. O denemeyi kendiniz çözün, doğrularınıza yanlışlarınıza bakın. Daha sonra videoyu izleyin. Videoyu izlerken de soruyu doğru yaptım diye, uzun yoldan uğraştım diye izlememezlik yapmayın. Çünkü bazı sorularda küçük trikler veriyorum. Onlar soruyu kolayca çözdürüyor. Şimdi hız kaybetmeden geçelim denememize. Birinci soruda bir duvara 40 cm olan eşit resim panoları bir doğru boyunca aralarında 15 cm boşluk kalacak şekilde yerleştiriliyormuş. İlk resim panosu ile duvarın arasında boşluk kalmayıp son pano ile de duvarın arasında 15 cm'lik bir boşluk kalıyormuş. Bu duvara daha fazla resim panosu asmak için panolar bir doğru boyunca 10'ar santim boşluk bulunacak şekilde, yani aralarındaki boşluğu azaltarak düzenleniyormuş. Bu düzenlemede ilk pano ile duvarın kenarında arasında boşluk kalmayıp son pano ile de 10'ar santim kalıyormuş. Son durumda duvardaki panolarda en az kaç tane daha yerleştirmiştir diyor. Yani kaç tane daha yerleştiğini soruyor. Bu tarz sorularda ne kadar bir tekrar ettiğine bakın. Şuradaki uzunluğuma bakarsam, yani 55 santimde bir tekrar ediyor ve en sona geldiğimde de yine aynı durumu sağlıyor. O zaman 55 durumda bir tekrar ediyorsa, ben bunu yazdım. Peki 10'ar santime düşürseydim, 10'ar santime düşürdüğümde de bu da 50 santimde bir tekrar etmeyecek miydi? Sonuçta duvarın en sonunda yine 10 santimlik bir boşluk kalıyormuş. O zaman 55 ve 50'yi buldum. Duvarın uzunluğunu nasıl hesaplarım? Direkt gelirim, ben bunların ekoklarını alırım. Ekoklarını aldığımda 5 bunlar için, ikisi için de ortak 11 oldu. 10 oldu. Buraya 11 yazdım. 1 kaldı. Burada 10, buraya da 10 yazabilirim. Çünkü diğeri zaten 1 oldu. O zaman bunların ekoklarına bakarsam, ekokları 550 mi geldi? Tamam. O zaman 55'lik olandan, yani ilk durumdaki aralarda 15 santim boşluk kalanlardan kaç tane yerleştiriyormuşum? 55'e böldüm. 10 tane yerleştiriyormuşum. Aralarında 50 santim boşluk olandan ne kadar yerleştiriyorum diye baktım. 550'yi 50'ye böldüğümde de 11 tane yerleştiriyormuşum. Kaç tane daha fazla yerleştirildi dedi. Arasındaki farka bakıyorum. Arasındaki fark 1 olduğu için 1'i işaretledim. İkinci sorudayım. Yukarıda her bölümü dikdörtgen şeklinde bir ofisin bazı bölümleri verilmiştir diyor. Bu bölümlerden herhangi birinin uzunluğu metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre sunum odası ile mutfak bölümlerinin alanları en az kaç metrekaredir diyor. Böyle bir durumda benim en az dediği için yüksekliğimi nasıl yapmam gerekiyor? Şurada 20 dediğinde ve 15 dediğinde ikisinde ortak olarak şu kenarın uzunluğu ortak ya. Ortak ne var? İkisi de 5'in katıdır. O zaman ben bu kenara 5 yazdım. Hatta kalemin rengini kırmızı yapayım. Sonra o zaman buraya 4 kaldı. Buraya da 3 kaldı. Diğer tarafa baktığımda 8 ve 12'nin ortak katı ne var? 4 var. Ben buraya 4 yazdım da buraya 2 kaldı. Buraya da 3 kaldı. Neden ortaklara bakıyorum? Çünkü şu kenarın uzunluğu ikisinde de ortak. Tamam, bunlara karar verdikten sonra koridor için, şimdi alanların toplamı en az dediği için ve tam sayı olması için koridorumun alt kısmına ben 3 diyorum ve toplamdaki uzunluğuna 11 diyorum. Yani aslında şuradaki uzunluğuma 11 demiş oldum. O zaman sunum odasının bir kenar uzunluğu burası 5 ise 11'den 5'i çıkardım. Burası 6 olarak geldi. Aynı şekilde burası da 11 ise 11'den 7 çıkardığımda da burası da 4 olarak geldi. Yani mutfağımın alanı 5 çarpı 4'ten 20 olarak geldi. Sunum odasının alanı da 4 çarpı 6'dan, sunum odası diye belirtiyorum. Bu da 24 olarak geldi. İkisinin toplamını soruyordu bana. İkisini de topladığımda 44 geldi. Yani kenarları ortak olduğu için ortak olarak hangilerinin katıdır dedim. Öylece kolayca da yaptım. Üçüncü soruda yandaki yanda çevresinin uzunluğu 750 metre olan bir arazinin krokisi verilmiş. Krokide aynı harfle gösterilen şekiller birbirine eşit kareler. Yani C'lerin hepsi kare, B'lerin hepsi kare ve A'ların hepsi kareymiş. Bu araziyi satın alan bir girişimci tüm araziyi en az eş kare parçalara ayıracakmış. Yani kare kare ayırıyor. Buradaki artık şeklin bir önemi kalmadan kare kare ayırıyor ve yeniden düzenliyor. Hepsini de hobi bahçesine çeviriyor. O zaman bahçenin çevresi kaç metredir diyor. Şimdi bu tarz sorularda ilk sıraya 2 tane, ikinci sıraya 3 tane, en alta gene 4 tane gelmiş. O zaman benim en küçüğümün kenarına bir harf vermem gerekiyor. Ama kesirlilerle uğraşmak istemediğim için 3'ün, 4'ün ve 2'nin ortak katı olan ben direkt 12'yi vermek istiyorum. 12 verirsem
Bunun bir tane kenarına 3A desem, hepsinin bir kenarına 3A desem, şuradaki toplam uzunluğu 12A oldu. O zaman 12A'sı B'lerin bir kenarı 4A oluyor, A'ların bir kenarı da 6A oluyor. Ve bunların hepsi kare olduğu için C'nin bir kenarına ben 3A dedim, B'nin bir kenarına 4A dedim, A'nın bir kenarına da 6A dedim. Yani tabandaki artık oluşan karem şu şekilde oldu, şey dikdörtgenim. Burası 12A oldu, yukarıdaki de 13A olarak geldi. Ve bunun çevresi bana 750 metre olduğunu söylüyor. Çevresini bulurken nasıl bulurum? 12 artı 13'ten 25A derim. Hatta bunun 2 katı derim. 750'ye eşittir. O zaman 50A 750'ye eşit oluyor. Ve ben 750'ye gelip 50'ye böldüğümde 750'yi geldim 50'ye böldüğümde de buradan 50'yi çıkardım. 250 yani 15 olarak buluyorum. A dediğim sayı 15'miş. Ve burada baktığımda aslında 12A ve 13A'nın ebopları ne oluyor? Bunları parça parça ayırmam gerekiyor ya. Bunların ebopları da 12 ve 13'ün arasında hiçbir ortak bir şey yok ya. Aslında bunların ebopları direkt A olmuş oluyor. Yani benim bir hobi bahçesinin bir kenarının uzunluğunun 15 olması gerekiyor. Yani A olması gerekiyor. O zaman bir hobi bahçesinin çevresini sorduğu için de çevresi de 15 çarpı 4'ten kare şeklinde ayırıyordu. Bunu da biliyorum. 60 olarak buluyorum. Ne yaptım burada? Hızlıca adım atarken A'ların ikisinde de ortak olduğunu bildiğim için. Yani ilk önce 13 ile 15 çarpacaktım. Sonra çarpanlarını ayıracaktım. Sonra 12 ile 15'i çarpıp çarpanlarını ayıracaktım. Onun yerine direkt bunların ortakları A'dır dedim. Ve bir kenarın uzunluğunu rahatça bulmuş oldum. Dördüncü soruda A, B, C birer tam sayı olmak üzere. 245 çarpı 10 üzeri A eşittir. X çarpı 10 üzeri B, Y çarpı 10 üzeri C'ye falan eşitmiş. Burada bana X sayısını da vermiş, Y sayısını da vermiş. Ve A ile B'nin toplamda -36 olduğunu söylemiş. B ile C'nin kaç olduğunu soruyor. O zaman burada ne yapmam gerekiyor? Benim bildiğim ne vardı? Ben şu ikisi için konuşursam. Çünkü A ile B'nin toplamını istiyor ya benden. Burada 24,5 çarpı 10 üzeri A diyor. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. 245 çarpı sola doğru sağa doğru bir tane virgül kaydırdım ya. O zaman üstündeki sayının azalması gerekiyor. A eksi 1 dedim. Çünkü bir tane virgül kaydırdım. Sonra x'li olana bakarsam 0,245 çarpı 10 üzeri B dedim. Buradan da sola doğru 3 tane virgül kaydırdığım için 245 çarpı 10 üzeri B ama 3 virgül kaydırdığım için eksi 3 yazdım. Diğerine bakarsam y yerine 245'imi yazdım. Yanında da 10 üzeri de c var. Tamam. Buradaki ifadelerde birbirine göre kıyaslamam lazım. Ben a ile b'nin toplamını biliyorum. B ile c hakkında konuşmak istiyorum. O zaman şu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu yukarıda görüyorum. Ve 245'ler de birbirine eşit olduğu için, onlar da birbirine eşit olduğu için buradan a eksi 1'in b eksi 3'e eşit olması gerektiğini söyledim. Bunları bir de yan yana atarsam A'dan B'yi bu tarafa attığımda A eksi B oldu. 1'i de bu tarafa attığımda eksi 2 oldu. Artı 1 diye geçti. Artı 1 eksi 3'ten eksi 2 geldi. Ben A eksi B'nin ne olduğunu biliyorum. O zaman A artı B'nin de toplamının ben buradan eksi 36 olduğunu biliyorum. Ve burada baktığımda B'nin işareti artı, B'nin işareti eksi. O zaman ben bunları alt alta topladığımı düşünürsem normal basit bir şekilde toplama yapıyorum. B'ler birbirini götürdü. 2 tane A var. 2A dedim. Eksi 38'e eşitse A dediğim ifade buradan eksi 19'a eşit oldu. A'nın yerine eksi 19 yazarsam o zaman ben rahatça B'yi de bulabilirim. Şuradakinde A'nın yerine eksi 19 yazayım. Eksi 19 eksi B eşittir. Eksi 2 oldu. O zaman ben B'yi normal bir şekilde istiyorum ya. Şunu karşıya attığımda eksi B dediğim ifade 19 karşıya artı diye geçti. 19 eksi 2'den 17 geldi. Ama B'nin başında eksi olduğu için de her tarafı eksiyle çarptığımı düşünürsem B dediğim ifadede eksi 17 geldi. A'yı biliyorum. B'yi biliyorum. Sırada ne var? C'yi bulmam gerekiyor. C'yi nasıl bulabilirim? Şuradaki şu ifade şu ifadeyle de birbirine eşit ya. Hani 245'ler eşit. Yine onlar eşit. O zaman C dediğim ifadenin de B eksi 3 olması gerekiyor dedim. Yani B yerine eksi 17 yazarsam C dediğim ifade eksi 17 eksi 3'ten direkt 20 olarak geliyor. C'yi de 20 olarak buldum. B'yi de hatta eksi 20 olarak buldum.
B'yi de eksi 17 olarak buldum. İkisinin toplamı da eksi 37 gelmiş oluyor. Soruya bakınca korkunç ama sadece virgül kaydırma sorusu. Beşinci soruda aşağıdaki 4 havuzun hacimleri ve her birinin su miktarları verilmiştir diyor. Buna göre bu havuzların doluluk oranı, oran deyince ne geliyordu aklıma? Birbirine bölmek diyordu. Peki doluluk dediği şey, o zaman ben havuzun tamamını, içindeki suyu bölü havuzun tamamı diyebilirim. Ve burada bana ne demiş? 1 desimetre küp 1 litredir demiş. O zaman ben birinci havuz için bakarsam 1 desimetre küp 1 litre ise o zaman 100 bin ne olur? 10 üzeri 5 olmaz mı? 10 üzeri 5 litredir. Tamam. Ve bunun doluluk oranına bakacak olursam burada 0,4 çarpı 10 üzeri 5 demiş. Ben bunu 4 çarpı 10 üzeri 4 diye yazabilirim. Havuzun tamamını da böldüğümde şurada sadeleştirme yaptığımda yukarıda 4 kalıyor, aşağıda da 10 kalıyor. İkinci havuz için baktığımda ikinci havuzda 10 bin demiş. O zaman bu da 10 üzeri 4 litre demek oluyor. Ve burada virgülü de kaydırdığımda 3,10 üzeri 3 oluyor. 3 çarpı 10 üzeri 3 oluyor. Böldüm 10 üzeri 4'e ve burada yine sadeleştirmemi yaptığımda da 3 bölü 10 gelmiş oluyor. Üçüncü havuza da aynı işlemi yapacağım. 2000 demiş. O zaman bu 2 çarpı 10 üzeri 3 litre demektir. Ve içindeki su miktarı da yine virgül kaydırmam gerekiyor. Çünkü ondakilerle uğraşmak istemiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane virgül kaydırmış oldum. O zaman 4 çarpı dedim. 10 üzeri 2 dedim. Ve böyle 2 çarpı 10 üzeri 3 dedim. Burada sadeleştirme yaptım. Yukarıda 2 kaldı. Burada da sadeleştirmemi yaptım. Bu da o zaman 2 bölü 10'a eşitmiş. Dördüncü havuza bakıyorum. Son havuzum 50 bin. 50 bin ise 5 çarpı 10 üzeri 4 litre demek oluyor. O zaman ben buradan yukarıya içindeki su miktarına bakarsam yine 1, 2, 3, 4 tane virgül kaydırmam gerekiyor. Yukarısı 45 oldu. 4 tane virgül kaydırdığım için de 10 üzeri 7 artık 10 üzeri 3'e dönüştü. 10 üzeri 3'e dönüştü. Burada da 5 çarpı 10 üzeri 4 var. Sadeleştirmemi yapıyorum. Yukarısı 9 oldu. Burada da sadeleştirmemi yaptım. O zaman 9 bölü 10'luk bir kısmı doludur. Burada baktığımda doluluk oranı en az olan hangisi? 3. havuz oluyor. Ceyhan'ı işaretledim. Geçtim 6. soruya. A ve B birer doğal sayı olmak durumunda diyor. Burada normal köklü ifadelerde bildiğim şeyi bana anlatmış. Yan satarım, bal satarım oyunu oynamaları için öğrencilerine yarıçapı 3 kök 5 metre olan bir çember çizen Nurten öğretmen, öğrencilerin durması gereken yerleri çemberin üzerine boyalarla işaretliyormuş. Öğrenciler oyunu oynarken çember üzerindeki işaretli noktalarda çembere değecek şekilde oturduğunda herhangi bir iki öğrenci arasındaki uzaklık metre cinsinden aşağıdaki kadar hangisi olamaz. Şimdi ben bir tane çemberimi düşündüğümde çemberin iki noktası arasındaki çemberin üzerinde iki tane nokta arasındaki en uzun uzaklık neydi? Ben bunu bilgi olarak hatırlarsam çaptı. Yani iki tane R oluyor. Ve bu öğretmenin çizdiği çemberin yarıçapı 3 kök 5 ise o zaman birbirine en uzak olabileceği şey çap olduğu için 6 kök 5 olması gerekiyor. Yani şıklara baktığımda 6 kök 5'ten büyük bir ifade varsa o zaman o olamaz diyeceğim. Çünkü arasındaki en uzaklık çap oluyor. Burada bunu kök içine alırsam 6'yı içeri alırken 36 olarak geldi. Bir de yanında 5 var kök içinde. Yani kök 180'miş. Tamam. Buradan yola çıkarak baktığımda A şıkkını kök içine koyduğumda 144 oluyor. Yani olabilir. B şıkkını kök içine koyduğumda 5 içeri girerken 25 oluyor. 25 çarpı 6'dan da buradan da kök 150 gelmiş oluyor. Bu da olabilir. Sonra C şıkkına baktığımda 10'u içeri koyarken 100 olarak giriyor. 100 çarpı 2'den kök 200 oluyor. Ve 180'den büyük olduğu için de C şıkkı asla olamaz diyorum. Yani çemberin dışında bir yere oturmuş olması gerekiyormuş. 7. soruda yukarıda verilen 0,6 yazılı olan top merdivenlerin her basamağından aşağı indiğinde basamaklardaki işlemler gerçekleştiriyor ve sonuç olarak inmektedir diyor. Buna göre bu top en alt basamağa kadar indiğinde hangi basamakta sonuç rasyonel bir sayı olur diyor. Yani köklü bir ifade olmayacak, rasyonel bir şey olmasını istiyor. Ve sayımın virgüllü ya da normal bir sayı olmasının hiçbir önemi yok. Yani 0,6 ile benim aslında işlem yapmama gerek yok. Burada herhangi bir sayıdır bile desem olur. Hatta ben buraya 1 dersem benim işim çok daha kolaylaşır. O zaman 1 ikinci adıma indiğinde kök 2 ile çarptığında kök 2 oluyor. Birinci basamakta. İkinci basamakta ne diyor?
kök 6'ya böl diyor. E kök 6'ya böleceksem ben burada işlemimi yaparken yukarıdaki kök 2 olarak kalsın, aşağıdakini kök 3 çarpı kök 2 diye ayırabilirim. Bunun bir sıkıntı yok. Ve burada sadeleştirmemi yaptığımda 1 bölü kök 3 oldu. Demek ki ikinci basamakta da hala irrasyonel bir sayı. Bir basamak daha aşağı indiğimde buradaki ifadeyi kök 3'e böl diyor. Yani artık neye dönüştü? 1 bölü kök 3 çarpı kök 3'e dönüştü. Ve bu kökten çıktığı için herhangi bir köklü ifade olmadığı için 3. basamakta sonucum rasyonel sayıdır diyorum. Yani buradaki sayıyla hiç uğraşmamın gerek yok ama öyle 0,6 şekilde yapsanız da hiçbir şey değişmeyecekti. Bir tek bunun başında 6 olacaktı. Aşağıda da 10 olduğu için 6 bölü 30 gibi bir şey gelecekti. 8. soruda diyor ki bir firmanın 2018'de sattığı araba sayısı türlere göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. 2018'de satılan bu. Firma 2019 yılında kamyon ve otomobillerden 2018 yılında sattığı kadar üreterek bunların tamamını satmıştır. Yani 2018'de aynı miktarda satmış. Bunların yanında 2018'deki satış sayısından 6000 fazla otobüs, 4000 fazla ticari satmıştır diyor. Ticari araba satmıştır. O zaman ticari arabalardan 2019'da ne kadar satmış oluyor? 68 burada satmıştı. 4 daha burada sattı. 72 satmış oluyor. Tamam. Kamyonlardan ne kadar sattı? Herhangi bir değişme yok. 72 satmış. Otobüsten ne kadar sattı? Normalde 30 ama 6000 daha sattığı için 36 oldu. Sonra otomobilden kaç tane sattı? Bunu da OTD'ye yazayım. O zaman buradan da 90 geldi. Şimdi bu tarz sorularda ilk önce ben açılarım üzerinden hesaplama zaten yapacağım da şeyle ticari arabayla otobüsün eşit olduğunu biliyorum. Kamyonun eşit olduğunu biliyorum. A şıkkında eşit değil, D şıkkında da eşit değil. O zaman ben bunları eledim. Çünkü ikisine de 96 derece olması gerekiyor. Tamam. Buradan sonra hatta ticaride şuradaki hesaplanmamış değerlerimi bir hesaplayayım mı? 96, 48 daha. 96, 48 hatta bunun altına 100 de toplayacağım. Buradan 8, 4 geldi. Burada da 14, 274 geldi. Ben bunu 360'dan 274'e çıkartırsam buradan 6, buradan da hatta ufak bir hata mı yaptım? Aynen buranın 4 olması gerekiyor. Burası da 4 olacak. O zaman buradan 119 gibi bir şey geliyor. O zaman yanlışlıklar elemiş oluyorum değil mi? Tek tek şurada verilen açıları bulalım. Acele ettik, şey yaptık, heyecan yaptık diye de soru kaybetmeyelim o zaman. Şimdi birinci şık için baktığımda 96 ile 54'ü topladım. 150 oldu. 120 daha topladım. 270 oldu. 360'dan çıkardığımda da şurayı 90 olarak buldum. Ticari ve kamyonlarım eşit olmadığı için A şıkkını eledim. B şıkkında zaten ikisinin de durumu eşit. Buna hiç bakmama bile gerek yok. Sonra 96 ile 48'i topladığımda buradan 4 geliyor. Elde var 1. 100 oldu. 144 oldu. Bunun üzerine bir daha 100 topladığımda 244 oldu. Ben bunu 360'dan çıkartırsam 244'ü. Buradan 6 geliyor. Burada 5'ten 116 oldu. Ve ticari ile kamyon eşit olmadığı için C şıkkı da gitti. Burada D şıkkına bakıyorum. Ticari ile kamyon zaten birbiriyle eşit değildi. O zaman geriye zaten hiçbir hesaplama yapmama gerek kalmadan Bursa şıkkı kaldı. Hesaplama yapmam gerekseydi, ikisinde de eşit çıksaydı bunların hepsini toplayıp 360 derece eşitleyecektim. Oradan oran orantıdan doğru sonuca ulaşabilecektim. Diyor ki bir balık restoranı günlük aldır devrek, çupra ve palamut cinsi balıkları müşterilerin talebi üzerine pişirerek servis etmekteymiş. Yandaki grafikte 21 Ocak 2020 tarihinde levrek, çupra ve palamut cinsi balıklardan kaç arada servis edildiği gösterilmiştir. Söz konusu tarihte en çok palamut balığı alınmış, en az da levrek balığı satın alınmış. En çok palamut, en az da ne alınmış? Levrek alınmış. Ve satın alınmış ve palamut balıklarının tamamı sipariş üzerine pişirilmiş ve servis edilmiş. Buna göre bu verilen tarihte satın alınmış ancak pişirilip servis edilmemiş toplam en fazla kaç balık vardır diyor. Şimdi palamuttan en fazla aldım, levrekten de en az aldım. Yani o zaman ben palamuta baktığımda çupradan 20 tane satılmış ama palamuttan en fazlasını istiyor ya, bir tane az alındığını düşünsem. Yani bir tane az alındığını düşünürsem o zaman bundan 59 tane olması gerekiyor. 59'dan da 20 çıkardığında kaç tane çupra pişmemiş oluyor? 39 tane çupra pişmemiş oluyor.
Ve levrekten de en az olması gerekiyor ya. 58'den de aşağı olması gerekiyor. Ama en fazlasını istediği için ben buna 58 derim. 58 dediğimde de 18 tanesi pişmemiş olur. Ve böylece en fazla kaç tanesinin pişip servis edilmediğini öğreniyorum. O zaman 39'da geldim. 18'i topladığımda da buradan 7 geldi. Buradan da 50 geldi. O zaman 57'dir diyorum. Ahmet Bey'in A kütüphanesinde, A kümesinde tavuk veya kazlardan toplamda 7 tane hayvanı varmış. Yani A'da hemen şöyle yazayım. Tavuk ve kazlardan toplamda 7 tane var. B kümesine baktığında da tavuk veya ördeklerden, yani tavuk artı ördeklerden toplamda da 9 tane varmış. Tamam, bu bilgileri yazdıktan sonra A kümesinden rastgele bir hayvan alındığında tavuk olma olasılığı daha azdır. Yani tavuk sayısı ördek sayısından azdır diyor. Ya da tavuk sayısı kaz sayısından azdır diyor. O zaman ben kaz sayısına 4 dersem tavuk sayısına 3 demiş olurum. Birbirine en yakın ama en de az olduğu durumu hesapladım. B kümesinden rastgele bir hayvan alındığında ördek olma olasılığı daha fazladır. Yani ördek sayısı tavuk sayısından daha fazlaymış. O zaman ben buna 5 derim. Buna da 4 derim. Tamamdır. Bu şekilde baktığımda A ve B kümesindeki hayvanların tamamı C kümesine konuluyor. O zaman C kümesinde ne kadar hayvanım oldu? Toplamda tavuklardan 7 tane oldu. Ördeklerden 5 tane oldu. Ve kazlardan da 4 tane olmuş oldu. Yani toplamda 11-16 tane hayvanım oldu. C kümesinden rastgele alınan bir hayvanın tavuk olma olasılığı en fazla. Zaten ben tavuklara verebileceğim en fazla sayıyı vermiştim. Ve tavuklara en fazla sayı verdiğinde ne oldu? Burada toplamda 7 tane tavuğum var. Toplamda da 16 tane şeyim var. Olasılık dediğim şey istenen durum böyle tüm durumdu ya. O zaman 7/16 diye buldum. D şıkkını işaretledim. 11. sorudayım. Eğim diyor, dikey bölü dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır diyor. Yani dik bölü yatay diyor. Eşkareli bölgelerden oluşan bir arazinin etrafı telle çevrilmiştir. A ve B noktalarından yola çıkan hareketliler doğrusal birer yol izleyerek arazinin tel örgü olmayan kenarına ulaşıyor. Bu hareketlilerin izlediği yollar karesel bölgelerden birisinin kesişinde kesişmişler. Tamam. A noktasından yola çıkan hareketlilerin izlediği yolun eğimi 1/2. İzlediği yolun eğimi 1/2 ise dik bölü yatay yapıyorum. Yani dik uzunluğum 1, yatay uzunluğum 2. Yani bu 2 birim sağa, 1 birim yukarı gidecek şekilde bu şekilde bir yolu takip eder. Şuradakileri temizledim. Tamam. B noktasından yola çıkan hareketlerin izlediği yolun eğimi aşağıdaki yerden hangisi olabilir diyor. Bunlar tam karelerin köşelerinde kesişiyordu değil mi? Yani birinci ihtimalim şu köşede kesişebilir. Yani böyle gidebilir. İkinci ihtimalim şöyle gidebilir. Şu köşede kesişir. Üçüncü ihtimalime baktığımda da şurada kesişebilir. Hatta dördüncü bir ihtimalim daha var. Onu da çizeyim. Şöyle kesişebilir. O zaman benim bunların eğimlerini hesaplamam lazım. Birinci duruma baktığımda kırmızı için 4, dikey uzunluğum 4, yatay uzunluğum 2 olduğundan 4/2'den 2 geldi. Şıkların hiçbirisinde yok. Turuncunun olduğu duruma bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 aşağı indim. 4 sağa kaydım. 5/4. Burada da bir şıkların hiçbirisinde yok. Ve mavi olana baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim aşağı indim. 6 birim yana gittim. 6/6'dan benim eğimim 1 olabilir dedim. Ve 1 şıklarda olduğu için olabilir diye işaretledim. İsterseniz burada mor olanına baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim aşağı inmişim. 8 birim. O zaman bunun eğimi de 7/8. O da şıklarda yok. Şıklarda tek olan 1 olduğu için burasayı işaretledim. Tamam, 12. soruda. Yanda bir ABCD karesi verilmiş. Alanları A kare, B kare, C kare birimlere ayrılmış kareler ve alanları üzerinde yazılı şekiller verilmiş yani. Buna göre ABCD karesinin alanı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunun alanı için aslında hepsini toplamam lazım ama hepsini topladığımda karman çorman bir ifade olacak. Çarpanları falan ayırmak çok aşırı zor olacağı için ona hiç girmiyorum. Şuradaki 3 tane şeye bakarsam, dikdörtgenime bakarsam A kare olduğu için bunların kenarlarının AA olması gerekiyor. Ve A ile neyi çarparsam AB olur. O zaman şuradaki mavi kısmın kenarı B oldu. Yukarıdaki küçük kısım da C oldu. O zaman ben bunu hesapladıktan sonra şu kısmı da hesaplasam direkt kenarlarını bulmuş oluyorum. Hatta burada kare olarak verilmiş. Yani karenin alanı bir kenarın karesini almak değil miydi? Şuradaki karenin
kenarımın karesine bakarsam buradaki kenarımın uzunluğu A artı B artı C olarak geldi. Ve ben bunun karesini alırsam da alana ulaşmış oluyorum. Hiç bölgelerin alanlarını falan toplayarak şey yapmama gerek kalmadı. A artı B artı C'nin karesidir dedim. Ve kolayca bu soruyu da hallettim. Ömer elindeki misketlere bir misket daha ekleyip 6 gruba ayırdığında her grupta A tane misket oluyor. Şurayı bir keselim. Buradan sonrasına devam edeceğim. Misketlerden bir misket ayrıldığında 8 gruba ayrılıyor. Ve her grupta B'ye kadar misket oluyormuş. İlk önce ben bunu denklem şeklinde bir yazsam. Şimdi X kadar Ahmet'in misketi olsun. Hemen şuraya X misket sayısı diyorum. Tamam. X kadar olduğunda bir tane ekleyip 6'ya böldüğünde bu A'ya eşit oluyormuş. Misketlerimden bir tane çıkartıp 8'e böldüğümde de bu da B'ye eşit oluyormuş. Tamam, bunlara karar verdim. Yukarıdaki kısımda artık işim kalmadı. A, B'den 2 fazla olduğuna göre. A, B'den 2 fazlaysa o zaman ben şöyle bir şey yazabilirim değil mi? A eşittir B artı 2. Çünkü A, B'den 2 fazla. Ve burada olduğuna göre Ömer'in kaç misketi var? A'nın ben X olarak ne olduğunu biliyorum. B'nin de ben X olarak ne olduğunu biliyorum. O zaman ben bunu çözersem Ahmet'in kaç tane misketi, Ömer'in kaç tane misketi olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Burada pay değiştirmem lazım. Kesirlerle işlem. Pay değiştirmeye başladığımda bunlar kaçta eşitlenir dedim. Hatta ben bunu 4 ile çarpsam, bunu da 3 ile çarpsam 24 ile eşitlenir dedim. 2'yi de dışlamıyorum. Onu da 24 ile genişlettim. Yukarısı artık 4x artı 4 oldu. Eşittir 3x eksi 3 artı 48 olmuş oldu. X'leri bir tarafa, diğerlerini bir tarafa attığımda 3x'i buraya attım. Eksi D'ye geçti. Sadece x kaldı. 4'ü de bu tarafa attım. Eksi D'ye geçti. Eksi 4, eksi 3'ten. Eksi 7, 48'den de çıkardım da ben x'i yani Ömer'in misket sayısını 41 olarak bulmuş oldum. Çok fazla bilinmeyen var gibi ama burada tek denkleme koyduğumda bir tane bilinmeyenle işin içinden çıkabiliyorum. Aşağıdaki koordinat sisteminde x artı y eksi 4 eşittir 0 iki tane bana doğru denklemi vermiş ve grafikleri çizilecektir diyor. Aşağıdakilerin hiçbirisine bakmadan ben bunların bir grafiklerini çizsem. Birinci durumda x artı y eksi 4 eşittir 0 için nasıl çiziyordum? Bunlar orijinden geçiyor mu diye baktım. Yanında artılı eksili bir ifade varsa bunlar orijinden geçmiyor. O zaman işim kolay. Ben x'e 0 verdiğimde y ne geliyor? Yani y eksi 4 eşittir 0 geliyor. O zaman buradan y'yi ben direkt 4 olarak buldum. Sonra y'ye 0 verdiğimde burada ne geliyor? X eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4 buldum. Yani bu birinci doğrum bir y 4'ten şuradaki noktadan geçiyor. Bir de şuradaki noktadan geçiyor. O zaman şöyle çok kötü çizdim. Şöyle bir çizgim olacak. Yine şey yaptım. Şuradan yardım alacağım. Şimdi turuncuyu rengi aldığında. Hop. Tamam. Sonra artık şu ikincisini çizmem gerekiyor. X eksi y artı 4 eşittir 0. Bu da orijinden geçmiyor. Sakın bunlar birbirinin aynısıdır diye düşünmeyin. Çünkü işaretleri farklı. Ben x'e 0 verdiğimde y'yi buradan 4 buluyorum. Ve y'ye 0 verdiğimde de x artı 4 eşittir 0'dan x'i de buradan eksi 4 olarak buluyorum. Yani buradaki noktadan ve buradaki noktadan geçiyormuş. Onu da şu şekilde çizdim. Ve ne diyor? Buna göre bu doğrular ile x eksen arasında kalan bölgenin alanı nedir diyor. Aslında bana şuradaki bölgenin alanını soruyor. Burada taban uzunluğu 8 olan ve yüksekliği 4 olan bir üçgen bulmuş oldum. Yani şöyle bir üçgenim var. 8 yüksekliğim ve 4 oldu. Tamam, bunun alanı da zaten 8 çarpı 4 çarpı 4 bölü 2'den de sadeleştirmemi yaptım. Direkt alanım 16'dır diye buldum. Doğruları nasıl çiziyordum? Orijinden geçmiyorsa x ve y yerine 0 veriyordum. Kestiği noktaları buluyordum. Oradan sonra zaten bir tane üçgen oluşuyor. Üçgenin alanı hesaplamayı da çok rahat bir şekilde biliyorum. 15. sorudayım. Kasanın yerden yüksekliği 1,36 metre olan kamyonete küp şeklinde eş koliler üst üste 4 sıra olacak şekilde yükleniyormuş. Bu kamyonet gideceği yol üzerinde yüksekliği 4,5 metre olan bir üst geçitten geçemeyeceğini fark edince hemen duruyor. Yani bu kamyonetimin yüksekliği 4,5'ten azmış. Ve bu küplerin hepsi eş birim olduğu için ben şunların hepsine x desem. Yani bu kamyonetin yerden yüksekliği 1,36 artı 4x olmuş oluyor. Ve bu ifade 4,5 metreden büyük oluyor. Çünkü tünelin altından geçemiyor.
Ve burada ben 1,36'yı karşıya atarsam 4x büyüktür. Ne oluyor? Yani birbirinden çıkarttığımda 1,36'yı buradan çıkartıyorum. 4 geldi, 1 geldi. Buradan da 3 gelmiş oldu. Yani 4x dediğim ifade 3,14'ten büyükmüş. O zaman benim bunu bölmem gerekiyor. Getirdim kenarda. Fazladan işlem hiçbir zaman bize bir şey kaybettirmez. Bunu unutmayın. Diyorum ki 31'in içinde kaç var? 28. O zaman 7'dir dedim. Buradan 28'e çıkardım. 34 geldi. 8 tane vardır dedim. 32 geldi. Buradan da elde kalan 2 oldu. Eğer kalanım varsa buradaki ifadem 78 virgül bilmem ne diye olacak. Ve buradaki ifadem de artık x. Çünkü her tarafı 4'e böldüm. Evet. Burada buna göre kolilerin bir ayrıtın uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Bu ifade 78 virgül bir şeyden büyük. Yani 78'den büyük olması gerekiyor. Hangi ifadedir? O zaman x yerine ben rahatlıkla yazabileceğim. En küçük sayı 79'dur dedim. 16. soruda şekillerde ABC üçgeni verilmiş ve şuradaki açının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş ve diğer kenarların hakkında bilgiler vermiş. X bir tam sayı olduğuna göre kaç farklı değer alabilir diyor. Alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bu tarz sorularda 90'dan büyüktür ya da 90'dan küçüktür dediğinde bunu 90'mış gibi davranın. Sonra oradan ne yapacağınızı da göstereceğim. 90'mış gibi baktığımda burası 6 ve burası 8 ise aklıma ne geliyor? 3, 4, 5 üçgeni geliyor. 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, 5'in 2 katından burası 10 olması gerekiyor. Ama eğer 90 derece olsaydı 10 olacaktı. Ve bu ifade 90 dereceden büyükse o kenarın büyümesi gerekiyor. O zaman x dediğim ifadenin 10'dan büyük olması gerekiyor. Minimlik bile büyük olsa 90 derecelik açıdan büyük olmuş oluyor. Ama hani neyden küçük olması gerekiyor diye baktığımda üçgen eşitsizliğinden bunların toplamından da küçük olması gerekiyor. Yani 14'ten de küçük olması gerekiyor. O zaman x hangi değerleri alabilir? 13 alabilir, 12 alabilir, 11 alabilir. Kaç farklı değer vardır diyor. 3 farklı değeri vardır dedim. Kolayca bunu da hallettim. Diyor ki Aygül Hanım 3 halısını yıkatmak için bir firmayla anlaşmıştır. Bu halılardan biri aşağıdaki gibidir. Kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklinde bu halılar birbirine benzer ve farklı büyüklüktedirler diyor. Firma halının metrekaresini 12 TL'den yıkadığına göre Aygül Hanım'ın halılarını yıkamak için en az kaç lira para öder diyor. Yani bir tane halı verilmiş bize, diğerlerini de biz bulacağız. O zaman benzerlik oranı yani ikisinde bir benzer olması gerekiyor ya. Buradaki benzerlik oranı 1 bölü 2'dir gibi düşünebilirim. O zaman bundan küçük bir tane halı çizebiliyor muyum? Çizebiliyorum tabii ki. Burası 1 olabilir, burası da 2 olabilir. Sonuçta benzer oluyorlar. Peki bundan büyük olanı nasıl çizebilirim? İlk olarak aklınıza büyük ihtimalle şu gelecek. Hocam ben bunların ikisini de 2 ile çarptım. Buraya 8 ve 4 buldum dediniz. Ama burada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Bundan daha küçük bir halı aslında yapabilirim. Çünkü buradaki benzerlik oranım 1 bölü 2 ya. Ben bunu 1 ile çarptığımda bu halıyı elde ettim. 2 ile çarptığımda bu halıyı elde ettim. O zaman 3 ile çarptığımda da bu halıyı elde ederim. Yani direkt 4 ile çarpmama gerek yok. 3 ile çarptığımda kısa kenarım 3'müş. Kısa uzun kenarım da 6 olarak geldi. Yine 1'e 2 benzerlik oranı oldu. Ve az önce çizdiğimden daha küçük bir halı oldu. Neden daha küçük istiyorum? Çünkü toplamı en az kaç lira diye sormuş. Tamam. Burada alanlarını bulacak olursam bunun alanı 2, bunun alanı 8, bunun alanı da 18 olarak geliyor. Hepsini 12 liradan satmam gerekiyor. 12 liradan yıkatmam gerekiyor. Topladığımda 18, 2, 8'i de topladım. Buradan 28 olarak buldum. Ve 28'e gelip ben 12 ile çarparsam 2 kere 8'den 16 elde var 1, 56. Buradan da 28 geldi. Ben bunları topladığımda 6, 336 olarak bulmuş oldum. Şuradaki benzerlik oranını bulduktan sonra onu 1 ile 2 ile 3 ile çarpalım. Çünkü 4 ile çarptığımda 3 ile çarpımlık yani aradaki bir tane halı boyutunu atlıyorum. Ve sorular hazırlarken kurnazlık da yapılıyor. Burada aslında değişikliğinde buraya koymuşlar. Yani az önceki gibi hesaplamış olsaydınız da 504 çıkacaktı. 18. soruda dik kenarlarının uzunlukları 2 ve 5 birim olan ABCD üçgeni. D doğrusu boyunca 5 birim sağ. Şimdi adım adım gidiyorum. Bir adım gördüm hemen kendime doğru çizdim. 5 adım sağ ötelendiğinde A köşesi artık tam olarak şuraya geldi. Tamam. Sonra D doğrusuna göre yansıtılmış. D doğrusuna göre yansıtıldığında buradaki uzunluğum 2 idi.
Artık yeni oluşan A burada ve buranın uzunluğu da 2. ABC üçgeni oluyor ve A'nın üzerine çizgiyi koydum. Daha sonra ABC üçgeni 3 birim sağa ötelenmiş. Yani buradan 3 birim daha gitmesi gerekiyor. Şurası 3 oldu, burası 2 oldu ve A üstü üstü olarak ifadesini buldum. Yani artık aradakileri rahatlıkla silebilirim diyorum ve şunlardan kurtuldum. Tamam, buna göre A'la A'nın iki üstünün santimetre çizgisinden aşağıdakiler hangisine en yakındır diyor. Ben bunların arasındaki mesafeyi bulmak istiyorsam şöyle bir çizgi çizerim ve buradan sonra arasındaki uzaklık en çok en az filan gibi ifadeler kurduğumda benim direkt bir tane dik üçgen oluşturmam gerekiyor. Dik üçgenimi oluşturduğumda burada 2 var, burada 2 var, toplamda şurası 4 oldu, burada 5 var, burada 3 var, o zaman şurası da 8 olmuş oldu. Hemen üçgenimi geldim, buraya taşıdım, burası 4'tü, burası da 8'di ve bana buradaki uzunluğun hangisine en yakın olduğunu soruyor. Buradaki uzunluğu hesaplarken nasıl hesaplıyordum? 4'ün karesinden 16, 8'in karesinden 64 eşittir x kare dedim ve buradaki ifadeye baktığımda ne geliyor? 80 olarak geldi x kare ve x dediğim ifadede kök 80 gelmiş oldu. Tamam, buradan sonra ne yapıyorum? Bu ifadenin hangisine en yakın olduğunu düşünüyorum ve bu ifade zaten direkt 9'a yakın olmuş oluyor. Tamam, burada da anlaştık. 19. sorudayım. Aşağıda görseli verilen ayaklı lamba, şapka, ayak ve destek olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktaymış. Lambanın şapka kısmı koni şeklinde, destek kısmı da dik silindir şeklindeymiş. Tamam. Destek kısmının taban yarıçapının uzunluğu şapkanın yarıçapı uzunluğuna eşitmiş. Yani şuradakine ben R dersem buradaki de R'ymiş. Tamam. Destek kısmının hacmi 1944 olarak verilmiş. Hemen hesaplamaya koyuyorum. Diyorum ki nasıl buluyordum ben hacmi? Pi R kare çarpı H ile buluyordum. Pi yerine 3 yazmamı istemiş. R'yi bilmiyorum. R kare yazdım. H yerine de 2 yazmamı istemiş. Ve bu ifadenin 1944'e eşit olduğunu söylemiş. O zaman ben 1944'ü gelip de 6'ya bölersem. 1944'ü 6'ya böleyim dedim. 3 tane var. 18. Buradan 14 kalıyor. 2 tane var dedim. 12'yi de çıkardım. 24 kaldı. Bunda da 4 tane var dedim. Yani R kare dediğim ifade 324'e eşit oldu. Peki 324 neyin karesi? Hemen kenarda 324'ü bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Ben buradan direkt 2'ye böldüm. 162 geldi. Bunu bir daha 2'ye böldüm. 81 geldi. Bu da 9'un karesi olduğunu biliyorum. Yani ben R'yi buradan 18 olarak buldum. Şıklarda da var ama durun hemen işaretlemeyin. Diyor ki olduğuna göre şapka kısmının yüksekliği kaç santimetredir diyor. Yani şapka kısmının yüksekliği artık neresi olmuş oluyor? Şuradaki kısım olmuş oluyor ve bunu istiyor benden. Ben burada bir dik üçgen oluşturursam, hatta şu tarafa doğru yapayım. Yarıçapımın artık 18 olduğunu biliyorum ve şuradaki uzunluğumu merak ediyorum. 18 var, 30 var. Burada benim ne düşünmem lazım? Direkt 3, 4, 5 üçgeni aklıma geliyor. Biraz da birbiriyle alakası gibiler ya. 3'ün 6 katı 18, 5'in 6 katı 18. O zaman 4'ün 6 katından 4 çarpı 6'dan ben buranın yüksekliğinde 24 olarak bulmuş oluyorum. Baktığımda karışık gibi ama sadece 2-3 işlemle doğru sonuca ulaşabildim. Son sorudayım. Aşağıdaki yeşil, mavi ve turuncu olmak üzere dikdörtgen şeklinde 3 karton verilmiştir. Bu kartonlarda mavi ile arasında, yeşil ile mavi arasında 2, mavi kartonla turuncu karton arasında benzerlik oranı 3/2'dir diyor. Bu kartonlardan ikişer tane alınıyor ve daha sonra aşağıdaki gibi kısa kenarlar yan yana olacak şekilde süslemeler yapılıyormuş. Ve AB'nin uzunluğu 198'miş. Buna göre mavi kartonun kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir diyor. Bu tarz sorularda uzunluk olarak hepsinin tek tek uzunluğunu bilmiyorum ya. Benim burada yapmam gereken şey ne? Harf vermek. Ve ilk önce en küçükten başlayayım ki büyüğe gittikçe işim kolaylaşsın. Kesirlerle uğraşmayayım. Mavi karton ile turuncu karton arasında benzerlik oranı 3/2'ymiş. Yani mavi karton bölü turuncu karton 3/2 ise o zaman ben buna 2A desem, buna da 3A desem bence sorun olmaz. O zaman yeşille de mavi karton arasında benzerlik oranı 2 ise bunun bir kenarı da 6A olur. Aşağı yazdığımda 6A, 6A, 3A, 3A, buralara da 2A, 2A yazdım. Yani toplamda kaç A olmuş oluyor? 12, 6 daha 18 ve buradan da 22 tane A olmuş oluyor ve bunun uzunluğu 198'miş.
Tamam. Bunu da bulduktan sonra A'nın uzunluğunu nasıl bulurum? Gelirim ben her iki tarafı da 22'ye bölerim ve buradan A'yı 9 olarak bulurum. E bunu kolay bulurken nasıl bulurum? 22'yi ben 10'la çarptığımda 220 yapıyor. E 198 de 220'den 22 çıkartırsam 198 dedim. O yüzden kolayca A'yı 9 olarak buldum. Ve bana neyi soruyordu? Mavi kartonun bir kısa kenarını soruyordu. O zaman 3A zaten burası. 3 çarpı 9'dan da 27 olarak bunu buldum ve denememizi bitirmiş olduk. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Bu tarz çalışmalarla, yoğun çalışmayla kısa sürede çok yüksek yapabilirsiniz netlerinizi. Size güveniyorum. İyi çalışmalar.